Merhaba arkadaşlar. Şu an bu video benim telaşlı videom olacak. Gerçekten bu videoda çok telaşlı olacağım. Çünkü az önce arkadaşlarla konuştuk ve 10 gün sonra okullar açılıyor. Sonra okullar açılıyor. Yani en son 19'unda final olduk. Bitti. Yani 2 hafta ne zaman da geçti, yani nasıl 2 hafta bir anda geçti hiç bilmiyorum ve şu an o kadar elime ayağıma dolanık, o kadar gerginim, size anlatamam. Hiç yani anlamadım ne kadar hızlı geçti vakit. Yani pazartesi günü ders seçimimiz var. Ne ders seçeceğimi bile bilmiyorum. Gerçi kafamda az buçuk bir şeyler oluştu ama of, bilmiyorum ya. 10 günde başlamamız lazım. Artık ben daha çok şey yapacaktım. Ben diyorum ki başlarım da okulun açılmasına var. Geçen gün ben akademik takvime baktım. Ben onu 15 Mart zannediyorum. Biliyor musunuz? Yani 15 Mart zannediyorum ki ooo bir ay. Bizim tatilimiz de 1,5 ay falanmış diyorum yani. Allah'ım, ben körüm, bakar körüm gerçekten. Çok çok elim ayağıma dolaştı. Şu an çok telaşlıyım. Neyse. Yani boş boş yattık ama neyse, 10 gün 10 günde her şeyi başarabiliriz bence. Biz neler yapmış insanız değil mi? Bu kanalda bir gecede proje yapıldı. 10 günde neler yapılır değil mi? O zaman başlayalım. Bir yerden başlayacağız artık yani. FBCI ile ilgili bir eğitime katılmıştım. Onun ders kayıt videolarını izleyeceğim. Büyük basıkla FBCI seçebilirim çünkü ben gömülü sistem istiyorum. Ve o da hani gömülü sistemle birlikteymiş. Onu seçebilirim. Tam emin değilim. İnsansız işleri falan da var yani. O tarz şeylere merakım olduğu için belki onu da seçebilirim. Bilmiyorum. Duruma göre. O anki kotaya göre yani 5 kişilik kota açmışlar. Az o bakayım 5 kişilik miydi? Bak ben onu kaybettim. Aa, dur şurada. 4. sınıf kotasına bakmıştım. 3. sınıf kotasına bakayım. Hadi canım, açıldı. Hadi canım. Bir daha mı açayım ya? 6'ymış kotası da, çok fark etti yani. Aşırı fark etti. Neyse, onu seçemezsem ya insansız araçları seçerim ya da Python'da programlamayı seçebilirim. Biz dersimize başlayalım arkadaşlar. Bira bismillah. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Yani o kadar hiçbir şey yapmamaya alışmışım ki, bir şeyler yapmak aslında istiyorum ama elim sürekli boşaltmaya gittiği için neyse, bu gece de böyle geçsin dedim. Yarın sabahleyin full çalışacağım. Yani bütün gece boyunca şey düşündüm, ne seçmeli seçsem diye de. Yarın hocayla ilgili ufak bir araştırma yapacağım. Büyük basılıkla yani 2'ye indirdim. 4 seçeneğimi 2'ye indirdim. Ondan birini seçeceğim. Bir de mühtas seçmemiz lazım. Mühtasta hangi hocayı seçeceğim? Ona da yarın bir şekilde karar vereceğim. Haftaya çarşamba günü ne onun adı? Seçmeler, ders seçimi açılacakmış. Yine bir savaş yani. Evde de martı var. Şaka şaka. Uzay gene coştu. Her neyse. Son yaz izliyorum. Yani bu ara beni birazcık sinirlendiriyorlar ama neyse. İzlemeye devam ki. Sonra gene görüşürüz. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Tamam arkadaşlar, yani bu ara kendi çapımda bir kötü haber tellalıyım. Çünkü bu sefer de ne oldu biliyor musunuz? Patladık yani, şöyle patladık. Kahve makinem tamamen bozuldu. Yani şarteli attırmaya başladı ve iptal yani gitti. Kırılır, patlar, bir şeyler olur. Neyse, ayrıca bir tane French press vardı. Onu alacağım. O bayağı bir litreydi. Bayağı büyüktü. Beni biraz idare eder. Yani 20 lira falan fiyatı. Onu alacağım. Bakalım kahve makinesi ne kadarmış. Belki kahve makinesini de alırım da şu an pek alacağımı düşünmüyorum. Çünkü alırsam 25 liraya kadar var yani. Benim şu anki kullandığım 125 lira. Hepsi burada da 160 lira. Yani alırsam aslında bütün kahve makinelerinin bir arada olduğu bir makine almak istiyorum ama onlar da çok pahalı. Letgo'da belki bulabilirsem
Letgo'dan alırım. Onu bir araştırmam lazım. Bilmiyorum, bakacağız yani. Yine her şey üst üste geliyordu. Gelsin olsun. Yılmayız. Yıldıramayacaklar bizi. Neyse, o değil. Bugün sabahtan akşama kadar arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? FBC'ye çalışacağız. Şu ders kayıtlarını dinleyeyim de bari, işte bir tane ekibe katılmıştım. Onun ders videoları vardı. Uzun zamandır işte sınavlarda şu buydu, katılıp izleyemiyordum. Onu izleyeyim bugün. Onun bütün videolarını bitireyim. Ondan sonra da şey yapacağım. Az buçuk kafamda hangi dersi seçeceğim belirginleşti. Hatta az buçuk da değil. Baya hangi seçmeni seçeceğime karar verdim. Sadece Müstesna Hoca'dan seçsem ona karar veremedim. Hatta seçtiğim seçmeliyle ilgili kitap bile sipariş verdim. Aslında onu almak istiyordum. Merak ediyordum. Çünkü Erva diye bir tane YouTuber var. O da bu konuda, bu bölümle ilgili, hangi bölüm olduğunu bilmiyorum. O da yüksek lisans yapıyor. Yapay zeka ile ilgili bir dersi varmış. Bir tane kitap paylaştım. Merak ettim. Onu zaten alacaktım. Yani o dersi seçmem de vesile oldu o kitabı almama. Onun siparişini verdim. Gelince işte onu okumaya başlarım. Yani bu dönem gerçekten çalışacağım. Umarım verimli geçer. Verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü başından çalışacağım yani. Geçen dönem gibi imge gibi son dakikaya asla bırakmayacağım. Başından beri çalışacağım. O yüzden şimdi FBC'ye bitirirsek yarın da Python'a başlarız. Python çalışmak istiyorum. Hatta onunla ilgili de seçmeli açacaklarmış. Ama onu seçmeyeceğim. Diğerini seçeceğim. Python'da kendim öğrenirim yani. Onunla ilgili bilmiyorum. Belki proje yapmaya başlarım. Tabii birazcık öğreneyim. Öyle. Şimdi biraz Letgo'da kahve makinesi bakayım. İndirimde hani uygun fiyat diye bulabilirsem belki Letgo'dan kahve makinesi alayım. Ondan sonra da 12.43 saat 1'de derse başlarız. Aynen. Saat 1 oldu dostlarım. Ben şimdi derse başlayacağım ama hiç başlayasım yok. Yok yok yok. Of. Öf öf. Ve bir an önce gerçekten bakın. Hep aynı şeyler söylüyorum ama. Üniversiteye gitmiyoruz. Okul açık değil. Üniversiteye gitmiyoruz. Okul açık değil. Bizi mezun edin, bizi salın. Ya da artık okullara gidelim. Sıkıldım. Vallahi yıldım. Canımdan yıldım, bezdim. Artık evden çalışmak istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Yani önemli olan sağlık diyoruz ama akıl sağlığımız yerinde değil, neyse. Ben iyice şizofrene bağladım ha. Vallahi. Okupam nasıl? Bunu nereden aldım? Adı neydi ya oranın? Ya şeye doğru giderken işte Belsan'ın karşısından giriyorsunuz. Orada böyle salı pazarı falan filan var. Onun o hizada bir yerde. Japon pazarının o hizada. Adını unuttum. 30 liraya aldım. Çok güzel. Ben çok beğendim valla. Böyle burada sıcak tutuyor gibi de tutmuyor gibi de bilemiyorum. Ama Starbucks'ınki gibi olmuyor. Daha çok, o daha çok sıcak oluyor nedense. Allah Allah. Neyse. Konumuz bu değildi. Neyse, ben şu an ders çalışmak için elimden geleni yapıyorum ama beste. Kendine gel. Beni delirtme. Tamam mı? Kendine gel. Hadi ders çalış. Yeter. Yeter yani. Bu kadar zaman boşadın abi. 10 gün sonra okul açılacak. 10 gün sonra okul açılacak. Kalk kendine gel, çalış. Hadi bakayım. Ben gidiyorum. Hadi. Hadi siz de çalışın. Kalkın çalışın arkadaşlar. Çalışmıyorsanız bakın çalışın. Çalışın. Beraber çalışalım, tamam mı? Hadi ben başlıyorum, siz de gelin. Hadi. Kendime kuki yapmıştım. Şimdi kukimi aldım. Kahvemi tazeledim ve başlıyorum arkadaşlar. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Akşama cottage pie yapacağım. Bu ara yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Fırında bir şeyler yapacağım. Çünkü bu ara hep kızartma yiyorum. Valla kızartma yiye yiye leş bir hal almaya başladım. O yüzden şimdi fırında bir şeyler yapacağım. Hani birazcık kıymayı az tüketmeye başlayacağım dedim. Ama yine de cottage pie yapıyorum. Neyse. Kıymalı bir şey yapacağım yani. Neyse. Akşam yaparız. Şimdi markete. Evet arkadaşlar. Beste ile mutfaktaya hoş geldiniz.
Şimdi fırında yapılan yemek tariflerini araştırırken gördüm. Değişik bir tarif. Ya şey düşünüyorum. 500 gramdan mı yapsam yoksa 250 gramdan mı yapsam da büyük basıkla yarı yarıya yapacağım. Çünkü yarısını yapayım. Zaten patates püresi falan da var. Çorba olacak yanına. Bir de salata yaparım. Mis gibi idare eder. O zaman hadi başlayalım. Kendime şöyle bir yemek defteri yapacağım. İlk olarak bunu yazdım böyle buraya. Bilmiyorum, böyle hoşuma gitti. Annemin vardı önceden. Hala var. Gerçi pasta falan yaparken oradan bakıyoruz da. O zaman hadi başlayalım. Vallahi durmuyordu. Bu şekilde sabittim. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Vallahi çok güzel oldu şu an. Azıcık daha suyunu çekmesi gerekiyor. Birazcık daha çeksin. Zaten o çekince hemen patates püresini hazırlarım. Zaten direkt fırına atmama gerek yok. Şu an aç değilim ama dursun kenarda. Zaten fırına atınca tekrardan ısınacak. Kenarda soğumaya bırakırım. Ondan sonra borcama koyar. Fırına atarım. Galiba kimisi internetten baktığımda fotoğraflara kasnağı mı koydu, yuvarlak borcama falan mı koydu bilmiyorum. Kimisi yuvarlak da ama bende dikdörtgen borcam var. O yüzden dikdörtgen borcama koyacağım. Çok daha bir şey fark etmeyecek bence. Üstüne kaşar rendelesem mi diye düşünüyorum da gerek yok, böyle yiyeyim. Şimdi birazdan bunu fırına vereceğim ve çok güzel olacak. Salatayı da yaptım, dolaba koydum. Tadarken, tadım esnasında görüşürüz. Can't stop me loving myself. Mesnevi'den deri saladı. Çok güzel abi, baksana da ya. Hemen sofrayı kurup yiyorum. Like a Hellcat. Yani alırken görüntüsü birazcık kötüydü ama tadı gerçekten çok güzel. Zaten kıvım ve patates ne kadar kötü olabilir ki? Town, we're searching for the lost and found.
That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. Merhaba arkadaşlar. Bu ara gündüzleri normalde yoga yapıyorum ama akşamları yoga yapmak daha keyif oluyor. Bu meşliğinde gerçekten bana daha çok keyif veriyor. Bu videoda aslında çok telaşeli bir vlog olacak demiştim ama aslında telaşımı kendi içimde yaşadım. Hiç yansıtmadım. Şöyle ilk gün çok stres olmuştum. Çünkü okulların gerçekten bu kadar erken açılacağını hiç düşünmemiştim. Hani dediğim gibi ben hala şey zannediyorum. 15 Mart'ta açılacak falan zannediyordum. Artık ben nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsam. Neyse ki hangi ders seçeceğime karar verdim ama hala hangi hocadan mühtas alacağıma karar veremedim. Ona da karar veririm. Dersleri zaten çarşamba günü seçeceğiz. Yaklaşık bir 3-4 gün daha var. O zamana kadar karar veririm. Yani kimden seçeceğime. Bugün aslında çok ders çalışacağım demiştim ama sadece 2 tane video izleyebildim. Geri kalanını da yarına tamamlayacağımı düşünüyorum. Çünkü yemek yapmakla geçti zaten bütün günüm. Ve yemek gerçekten çok güzeldi. Aşağıya da tam tarifini yazıp bırakacağım. Ben çünkü videoyu çekerken tam işte şunu koydum bunu koydum diye anlatmamışım ama yapım aşamasında alt yazı olarak geçtim size. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Yani bu Besteyle Mutfakta serisinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz mesela. Ya da ne bileyim yorum falan yapabilirsiniz. Bilmiyorum, yemek yapmak hoşuma gidiyor. Farklı tarifler yapmak da bu ara radarımda. Farklı tarifler yapacağız. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oh, saçım başım yanacak, neyse hadi. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.